Müslimi hazırladım canlar. Sütü hazırladım. Koydum. Şurada da bayağı ekmek var ya. Bu ekmekleri değerlendirmek lazım. O böyle biraz sürükle ısırı kalana kadar şurada bulaşık sepetindeki bulaşıkları bir Bayağı da bulaşık vardı biraz önce. Ya bir yandan yıkıyorum, bir yandan bulaşık çıkıyor benimkiler. Ben yıkıyorum, onlar çıkarıyor. Ben yıkıyorum, onlar çıkarıyor bulaşığı valla. Bu arada diyeti soracak olanlar oluyor. Arada bir soranlar oluyor diyet ne durumda diye. İnanın bir haftadan beri evde ceviz bitti. Tekrar da ceviz alamadık. Bir haftadır ceviz kürünü yapmıyorum arkadaşlar. Yani zayıfladım mı zayıflamadım mı bilmiyorum ama biraz ben karnımdan gittiğini biliyorum, hissediyorum yani. Biraz gitti, bunun farkındayım. Ama işte şöyle bir tartılıp size bir sonuç da veremedim. Sonuç da söyleyemedim yani. Diyet olup da yemeden kestiğim bir diyet değildi benimki zaten. Sadece ceviz kürü yaparak yaptığım bir diyetti. Yapmış teyzeleri. Böyle kenarlarından yapıştırmış bunu. İngilizce ödevini yapıyor şimdi. İngilizce kitabında bu çıktı. Öğretmen burayı Şu bulaşık sepetim de bayağı bir kirlenmiş. Makineye atmam lazım. Kesti. Orada da gösteriyordu zaten anneciğim. Bulaşık makinesi de dolu ama hiç gözüm kesmiyor şu an onu boşaltmaya. Yarın boşaltırım onu. Anneciğim ya ben de böyle istiyorum da. Gevrek yani böyle değil. Gevrek hazır değil mi? Gevrek değil. Ödevin ne durumda? Yapıyorum. Hı? Bu sevgi kartındaydım ya birazcık uzun sürdü. Tamam ne kaldı? Hala oradayım. Başka var mı? Hayır, o işaretlediklerimiz sadece. Başka var mı bu? Başka yok diyorum ya. Şey yani böyle kraker, böyle kraker değil. Gevrek aldırmıştım ya babana. Acaba sevgi kartı galiba ya da ödül de olabilir. Ya da tebrik. Ya tebrik ya da sevgi. Bu arada. Arkadaşlar güzel oldu mu sen diye? Güzel oldu, güzel. İngilizce sen yaparsın güzel olmaz mı? Hadi devam et kızım. Bu arada aklıma böyle geldi. Şuraları tam rengine boyadım. Şuraları pembe, kırmızı, mavi. Çok güzel. Onları da buradaki renklerle boyadım. Buraya yetmedi ki burası uzundu. Orayı da yeşil boyadım. Çok güzel olmuş anneciğim. Diğerleri daha farklı yere. Hadi devam eder misin aşkım? Bitirelim. Saat artık kaç oldu? Saat 10'a geliyor herhalde. Bayağı da bir 9 şey oldu. 9.30'muş. Hadi. Gündüz böyle bir bayağı bir mide ağrısı çektim demiştim ya size. Ben fasulyeden falan diyordum. Dün akşam kuru fasulye yapmıştım. Fasulyeden falan diyordum ama bence fasulyeden değil arkadaşlar. Hala benim midemde bir
ağrı demeyeyim, bir hazımsızlık, bir batma var. Midemde bir yumruk gibi. Ya da ne bileyim, yediğim içtiğim her şey mideme geliyor, oturuyor sanki. Öyle bir şey var yani. Ne olduğunu anlamadığım bir durum. Yani ne olduğunu anlamadım. Fasulyeden olmadığına karar verdim. Fasulyeden olsa yani ne bileyim geçerdi yani şimdiye kadar. 24 saat oldu, geçmedi. Korkumdan bugün kuru fasulyeden yemedim. Neyse yarına yerim artık. Yok yani. Soda içtim. Hap içtim. Bu midemdeki bu batma, ağrı. Yani yediğim her şey taş gibi oturuyor oraya yani. Bilmiyorum, anlamadım. Ne yediysem taş gibi oturuyor. Yemek yemeye korkuyorum vallahi. Akşam üzeri karnım acıktı. Fasulye yemeyeyim dedim. Kuru fasulye yemeyeyim dedim. Ali yatıyordu daha zaten. Dedim ne yapsam şimdi, fasulye hazırda yemeğim var ama korkumdan yiyemiyorum. Ne yapsam dedim, yumurta haşlayayım. Ekmek arası böyle yumurta haşlayayım, böyle tuzlu, toz biberli falan, öyle onu yiyeyim dedim. Ondan yedim. İşte şimdi de biraz acıkır gibi oldum. Bu kalanını bunu yapayım dedim, yiyeyim. Ama yani midemin ağrısının en azından fasulyenin olmadığına karar verdim. Yarına yerim fasulyeyi. Çünkü bayağı da yaptım yani fasulyeyi. Neyse artık canlar, diyetimiz böyle yarım kaldı. Çünkü ceviz bitti. Başka şeyler de uygulamak istemiyorum. Aslında şey de varmış mesela, yoğurtla yoğurt yatmadan önce yine. Ya nasıl hep yatmadan önce? Gece mi yağ yakıyoruz biz? Nasıl oluyor bünyemiz? Yatmadan önce bir kase yoğurda böyle bir kase yoğurdun içine pul biber atıyormuşsun, karıştırıyorsun, onu yiyip yatıyorsun. Onu da ben pek yapabileceğimi zannetmiyorum. Yani gece yatmadan ne bileyim süt içerim ama yoğurt pek yemem yani gece yatmadan önce. Neyse ben bir yandan şundan da yiyeyim var ama bu yediğim şeyleri de batacağını biliyorum yani, mideme batacak biliyorum, çok eminim yani ama. Ama bilmiyorum ya, niye böyle oldu bugün? Neden olduğunu ben de anlamadım. Stres desem öyle aman stresli değilim. Günlük evimizin şeyleri. Çekeyim şunu. Biraz önce şarja takmıştım. Hepsi bir 5 dakika şarjda durdu. Sonra telefonu çektim. Şarjı unutmuşum prizde. Geldim baktım ısınmış nedense. Isınma yapmış. Öyle canlar. Kahve canım istiyor. Midem böyle iyi değil diye kahve de içmiyorum. Abicim ben şimdi hani dedim ya, bana cuma günü verilen fotokopileri verdiler dedim. Neden olmuş, kızarmış burası? Bilmiyorum. Böyle mi yaptın? Bilmiyorum. Ne dedin anlamadım. Cuma günü verilen fotokopileri verdiler bana. Onları yapayım mı şimdi? Yani şey... Hangi ders? Efendim ben. Yarına mı? Evet. Ne yap? Ama bir şey söyleyeceğim. Bu gidişle şey kalıyor o zaman. Poster miydi? Neydi? Poster kalıyor da. He. 80 soru da. 80 sorudan ne kadar mı yapmış oluyorsun? 80 sorudan hiç anlamıyorum ben. Oğlum söylersin. Öğretmenin açıklama yaparsın. Cuma günü okula gitmediğin için. Cuma günü yeni bir konuya geçmişler. Bundan dolayı ya, öğretmene verdiği testleri çözmekte çok zorlanıyor. Çünkü cuma günü yeni bir konuya geçmişler. Ve cuma günü de Alpergil okula gitmemişti. Alpergil. Konu anlatımları dinliyor, o konuyla alakalı konu anlatımı falan dinliyor ama yok yani, öğretmenin anlatması gibi olmuyor demek ki. Söylersin öğretmen, öğretmenim çok zorlandım, bu kadar çözebildim. Çünkü cuma günü okula gelmemiştim, yeni konu, anlamakta zorluk çektiğim için bu kadar çözebildim dersin. Bir şey demez Berivan Hoca, seni biliyor, sen her hafta yapıyorsun öğretmeni. Tamam anneciğim. Anneciğim, anneciğim, hadi bana da ya. Ha, sana da mı yapayım, tamam. Ama miskinliğine. Koyayım mı içine? Isıt doldu, içine koyma. Hayır, batırıp mı yiyeceksin? Şunu da. İşte bunun içine yeni açtık o paketi. Annem evde kırmızı sütlamda var mı? Yok bebeğim. Birikmiş zaten süt. Sana koyayım. Ailen de şimdi sütle bu bisküviyi süte batırıp şu Petit Beurre bisküviyi süte batırıp yiyecek. Biz böyle yatma saati ilaç sütlü bir şeyler yiyoruz.
Aslında sütle yapılan, eğer sütle yapılan bir diyet varsa bana söyleyin. Benim süt en sevdiğim içeceklerden biridir. Mutlaka gece yatmadan süt içerim. Veya gece uyandım çok böyle karnım acıkmış, midem kazınmış. Mesela o gün yemeği erken yemişimdir, akşam yemeğini falan. Hemen inerim mutfağa, süt içerim. Öyledir yani. Aytu da bana çekmiş. Aytu da sütü çok içer. O yönden sütle yapılan bir şey varsa, diyet tarifi varsa lütfen bana yazın, yorumlara yazın. Hatta ben de bir internetten bakayım, araştırayım. Böyle akşam bu saatler, uyku saatimiz yaklaştıkça, şu an saat 9.30 10'a geliyor. Uyku saatimiz yaklaştıkça kimimiz sütle bisküvi yeriz, kimimiz sütle gevrek yeriz. Ben bir sütlü kahve yaparım bazen. Öyle sütle günü bitiririz. Neyse canlar, şimdi ben bunu alıyorum, salona geçiyorum.